Önce kara bir leke, ardından da bir destan olarak kazındı akıllara. Tarih 15 Temmuz 2016. Günlerden Cuma. Sakin başlayan günün akşamında anormal bir hareketlilik vardı. Saat 21.30'du. Genelkurmay karargahından silah sesleri yükseldi. Karanlık yerlerdeki F-16'lar Ankara semalarında alçaktan uçmaya başladı. Yaşananlar ne bir tatbikattı ne de bir bomba ihbarı. Çok geçmeden Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alındı. Sadece Ankara değil, İstanbul'da da hainler sahnedeydi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişe kapatıldı. İstanbul'un birçok noktasından çatışma haberleri geliyordu. Herkes merak içindeydi. İlk açıklamayı saat 23'te dönemin Başbakanı Binali Yıldırım yaptı. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu. FETÖ'cü hainler kendilerinden olmayan herkesin üzerine kin kustu. İlk patlama sesi saat 23.20'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden geldi. Darbeciler kendilerini bertaraf edecek en önemli güce, polis özel harekata saldırdı. Temmuz'un ilk dakikalarında bu kez darbeciler istihbaratın merkezini hedef aldı. Askeri bir helikopter MIT'i taradı. Bu sıralarda bir grup üniformalı darbeci TRT koridorlarındaydı. Çalışanları rehin aldılar, kuruma tüm girişleri kapattılar. Eğer karşı koyun olursa vururum! Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimi olduğunda ailesiyle Marmaris'teydi. Saat 00.24'te canlı yayına bağlandı. Milyonların gözü vereceği mesajdaydı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Bu çağrı 15 Temmuz darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Meydanlara inen halkın demokrasi nöbeti de böylece başladı. Darbecilerin talimatı üzerine saat 01'de F-16'lar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladı. Binadan dumanlar yükseldi. Emniyet binası bölgesine dumanlar yükseldi. Emniyet binası tarih serbest. Hainlerin hedefinde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahı da vardı. Darbenin seyrini değiştiren anlardan biri 02.28'de yaşandı. Darbeci Semih Terzi'yi karargaha girmeden öldüren Ömer Halis Demir orada şehit oldu. Gölbaşı'ndan ikinci kez bomba sesi yükseldiğinde saat 02.20'ydi. Hainler ele geçirdikleri jetlerle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na hedef aldı. Temmuz saatler 02.40'ı gösterdiğinde milli iradenin kalbine bomba üstüne bomba yağdı. 7 dakika aralıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi vuruldu. Vekiller bombalara rağmen meclisi terk etmedi. Yapıldığı günden bu yana hiç kullanılmayan sığınağa inildi. Saat 03.20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'ten İstanbul'a gitti. Bir saat sonra ise Atatürk Havalimanı'nda kameraların karşısına geçti. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz, size bu silahı veren milletinize doğrultursanız, bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Gün ışımaya başladığında Ankara semalarındaki jet hareketliliği azaldı. Bombardımanlarda en ağır yarayı alan Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde kontrol sağlandı. Tam ortalık sakinleşti derken saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına atılan iki bomba Ankara'yı sarstı. Bombalar düşerken on binlerce demokrasiye sahip çıkmak için oradaydı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan hala haber alınamıyordu. O kritik koltuk boş bırakılmadı. Başbakan Yıldırım jet atamayı saat 06.52'de TRT Haber yayınında açıkladı. Şu anda Silahlı Kuvvetler adına Komutan Kumanda Orgeneral Ümit Dündar'ındır, 1. Ordu Komutanı. O karardan 3 dakika sonra Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbecilerin teslim olmaya başladığı haberi geldi. Gözaltı sayısı her saat, her dakika hızla arttı.
yargıda, askeriyede ve emniyette yüzlerce görevden uzaklaştırma kararları verildi. 10 saat alıkonulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve diğer komutanlar için Akıncı 4. Anajet Üssü'ne operasyon düzenlendi. Akar, hainlerin elinden kurtarıldı. Saat 08.32'de helikopterle Çankaya Köşkü'ne götürüldü. Aynı dakikalarda Jandarma Genel Komutanlığı darbecilerden temizlendi. Meydanlardaki demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü. Halkın kararlılığı, darbe girişiminin başarısız olmasında büyük rol oynadı. Zor geçen gecenin ardından Başbakan Yıldırım saat 12.57'de kameraların karşısındaydı. Bu kalkışma bastırılmıştır. Ancak şehitlerimiz vardır. Gece boyunca bombalanan meclis saat 16.08'de olağanüstü toplandı. Başbakan milletvekillerine hitabına İstiklal Marşı'ndan dizeleri okuyarak başladı. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz İstanbul'daydı. Demokrasi neferlerinin toplandığı Kısıklı'dan ABD yönetimine seslendi. Pensilvanya'daki bu zartı artık Türkiye'ye teslim edin. Ve saat 20.02. Darbe girişiminin merkez üssü olan Akıncı'da operasyonlar sona erdi. Türkiye o gece 251 vatan evladını şehit verdi. Ama hainlerin kalkışması bir gün bile sürmedi. Karanlık gecenin şafağında demokrasi galip geldi.